1 Temmuz 2018, Antalya, Alanya'dayız. Şevket Sönmez, Evet. rekor gelişim müşterimiz. Bu muhitin adı nedir? Eli Alanya'da. Kesik Köyü, Televciler Sokak. Televciler'de, Eli Kesik mahallesi mi diyelim buraya? Evet, mahallesi. Mahallesindeyiz. Buraya kaç dönüm sera? Bir buçuk. 1,5 dönüm muz serası. Rekor gelişim toprak düzenleyici ürünümüzü kullandınız. Burada ne oldu? Toprakla ilgili ne yaptı? Bu muzla alakalı gelişimde ne oldu? Bir özetlerseniz. Toprağın, yani ağaçtan belli ne olduğu, bir şey anlatmaya Ağaçtan gerek. belli. Şöyle de gösterelim ağacı. Evet, yani ağaçların gelişimi süper. Kestirmeden anlatmak gerekirse gelişim güzel dediniz. Şöyle Evet. söyleyeyim. Toprakla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Toprak yumuşak, tuzluluk oranını biraz kaybetti. Tamam. Gevşek olduğu için verdiğimiz sulardan, fiskiyeden Aha. Emiyor. aşağı emiyor. Yani Göllenme aşağı atıyor. yapmıyor. Göllenme yapmıyor. Daha önceden yapıyor muydu? Daha önceden biraz da çiğnadığımızdan biraz da yani, ama şu anda durum Göllenme iyi. yapmıyor. Göllenme Şimdi yapmıyor. az önce şurada otları falan çektik şöyle. Rahatlıkla kökü çok rahat çıkıyor. Çıkıyor. Geçen sene bu böyle değildi. Değil. Yok. Söylemenize göre. Evet. Şöyle göstersek mi şuradan bir tane? Şöyle bir ot çekelim mi? Şu önünüzdekilerden mesela. Bir tane yolalım şöyle. Şuradan. Heh. Şöyle çektiğin zaman toprak yapışmadan çıkıyor. Bu toprağın gevşek olduğunu, çamurlaşmadığını, nemi de içinde tuttuğunu zaten gösteriyor. Şu şeyi de gösterelim. Şu doğuş. Muzun doğuşunu da görelim. Şöyle. Öbürünü de çek, yeni Şuradan da doğanı. çekelim. Şunu da gösterelim. Şöyle gövde dal kalınlıkları da doğuşlarda gayet güzel, kalın. Şurayı, şu bölge. Geçen seneye göre bunlarda bir değişme var mı? Geçen Kalınlıklarda. sene küçüktü. Tabii Küçüktü. bu kadar kalın değildi dallar Bu ama. kadar kalın değildi. Bu sene ağaçların şöyle bir durum da var. Mesela şuradan gösterelim. Şu ağaçta. Mesela tabanla üst arasındaki şeyde bir denge var. Ben onu, yani ben onu size dediğim gibi onu bir yerde görüp bilmiyorum. Sen bahçelere gel. Ben gözlem yapıyorum. Mesela diyorum ki şu gövde kuturuyla şura mesela şöyle şu ara mesela muzun doğuş yapacağı yer kalın. Yani ince olarak çıkmıyor. Zaten Yani çıkandan da belli oluyor. çıkan dalın kalınlığı zaten kalın. Yani şurada şu şey maşallah epeyce bir kalın. Gerçi bu farklı bir herhalde çeşidi. Ha şurada mesela, şu doğanlarda mesela gayet Çıkan şey malzeme kalın. kalın. Ama işte bu kalınlığı şu getiriyor. Şuradaki genişlik. Yani burası geniş tamam. Gövde kutur geniş ama üstü de geniş olursa doğan da ona göre daha geniş oluyor. Doğru mu? Evet. Geçen sene böyle değildi. Değil Bu değil. sene böyle. Şurada bir bölge vardı aynı bir şey. Hı-hı. Yani şu iki sera bölgesinde bu iriydi. Aşağılar zayıftı. Bak hepsi. Şu anda tamamında böyle bak şurayı da gösterelim. Gövde kalın. Şöyle gelin. Şu doğuşu da gösterelim şurayı. Burada yeni doğuyor. Yani burada. Şöyle söylemek istedim Şeye burada. belli. Şu şeyde bu alttan çekersen. Görüldüğü gibi yani söylemiş olduğumuz şey de burada da geçerli. Rekor gelişim burada kullandık. Siz bunu daha önce televizyonda izlediniz. Hanımız hatta bulmuş. Evet. Demiş alalım, deneyelim. Siz de Gazi Paşa'dan getirdim. Gazi Paşa'dan gidip aldınız, getirttirdiniz. Kullandınız. Memnun musunuz şu anda? Evet, memnunum, tavsiye ederim. Öncelikle bu Alanya, Gazi Paşa, muz yetiştiriciliği yapılan seralarda tavsiye ediyorsunuz. Evet. Hatta burada çileğiniz de var. Ona da kullanmayı düşünüyorsunuz. Düşünüyorum. Tekrardan. Var mı söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey? Hayır, yok. Tavsiye ederim Peki şeyi üreticilere. sorayım. İşçilikle alakalı bunun uygulaması ile ilgili zorlandınız mı? Hayır, kimyaya karıştırdın. Basit bir şey. Evet. Rahatça tabandan verdiniz. Evet. Sizi yormadı yani. Sizi üzecek bir durumu yok. Yok yok. Zorluğu yok. Biz teşekkür ederiz. Seramızı gezdirdiniz, paylaştınız. Üreticiler sizi izleyecek televizyonlardan, bizim kanallarımızdan. Size de illaki soracaklardır. Tabii. Beyanınızı dinleyecekler. Teşekkür ediyoruz. Oldu, bir şey değil. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün, pH'ı dengeleyin.